Günaydın. Bugün 14 Mayıs 2024 Salı. Munster TV'de Güne Bakış programına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, ha bugün, ha yarın diye diye günlerdir kamuoyunu merakta bırakan AKP iktidarı adına tasarruf denilen o paketi sonunda açıkladı. Peki ne bekliyorduk ki ne bulduk? Bir kere daha daha fare doğurdu. İtiraf gibi tasarruf paketi Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele programı kapsamında uygulamaya aldığı kamuda tasarruf ve verimlilik paketi Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'la Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı. Kamudaki savurganlığı ve ihtiyaç dışı harcamaları gözler önüne seren pakette devlet kasasından döviz olarak ödenen garanti ödemelerine ilişkin herhangi bir ibare yer almadı. Pakete göre kamuya taşıt alımına sınırlama getirilecek. Sadece bir yerden yönetim kurulu ücreti alınabilecek ve bu ücretlere üst sınır konacak. Kamu'ya 3 yıl boyunca sadece emekli olanların yerine alım yapılacak. Şimşek, tedbirlere uymayan kamu görevlilerine yaptırım uygulanacağını söyledi. Bugüne kadar 7 kez yaptılar. Bu 8. Sekizinci, bu 8.sinin ilanı daha önceki 7 genelgeye kendilerinin uymadıklarını, uydurmadıklarının göstergesidir. Bugünkünün diğerlerinden ayırıcı önemli özelliği hep eleştirdiğimiz sarayın ilk kez genelge kapsamına alınmasıdır. Sarayın harcamalarının. Meclis dışarıda bırakılmıştır. Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Kuvvetler ayrılığı gereği yürütme yasamaya talimat veremeyeceği için yapılmıştır. Meclis Başkanının bu konuda geçtiğimiz haftaki ifadelerini hızla bu genelgeye ve ilerisine dönüştürerek daha da ilerisinde bir tasarruf genelgesini meclis içinde yayınlamasını bekliyorum. İkinci husus tabii ki yazılanların hepsi önemli ancak bunların tek tek takip edilmesi lazım. Burada 3 yıl boyunca yeni personel istihdam edilmeyeceğini, sadece emekli kadar personel alınacağının ve kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştireceği ifadeleri ise emekçiler açısından son derece riskli bir durumdur. Bu örtülü IMF programıdır. IMF getirirseniz yeni kamu personeli alma. İşçiye zam verme, emekliye zam verme, esnek çalışma modelleri geliştirecek zaten. Şu anda IMF'nin hayaleti işçinin camına gelmiştir. Gulyabani işçilerin camındadır. Onlara bir tek gücü yetmektedir. Birazcık işverene, birazcık zenginlere, birazcık multimilyarderlere, kur korumalı mevduatla servetine servet kaçanlara yönelsinler. Yoksa öğretmenler atama bekliyor. 20 bin öğretmen emekli olacak. 20 bin alacaksın. E 1 milyon kişi okuttun. Dünya kadar işsiz var. Kamuya alım yapmayacağım. Elbette konvoy olmasın, benzin tasarrufu olsun, kira kiralama olmasın, yerli araç kullanılsın. Hepsini destekliyoruz. Bizim genelgemiz, dün yayınladığımız bunun da Ama istihdamsızlık, esnek çalışma yani emeği sömürecek kıldem tazminatı birikmeden çalıştırma modellerinin tamamı için İşçilerin arkasındayız. Burada bunlardan tasarruf değil, yapılacak iş adil bir vergi sistemidir. CHP Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, asıl hedef birinci parti olan CHP'yi zayıflatmak dedi. Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı. Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde birinci parti olan CHP'yi zayıflatmak ve CHP'li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir. Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen hava alanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi? CHP milletvekili Cevdet Akay da kamuya yönelik tasarruf önlemlerinin açıklandığı pakete tepki gösterdi. Bakan Şimşek'e seslenen Akay, yandaş şirketlere aktarılan kaynaklar, vergi afları ve servet transferlerine dokunulmadığı bir ortamda tasarruftan bahsedilemeyeceğini vurguladı. Ekonomist Profesör Doktor Şenol Babuşçu tasarrufu bir cümleyle çürüttü. 2024 bütçesi 8 trilyon 437 milyar TL gelir. 11 trilyon 89 milyar TL gider açıklanan 100 milyar TL'lik tasarruf paketiyle elde edilecek tasarruf bütçe giderlerinin %0,09'u bütçe giderlerinin %1'i bile değil. İktisatçı Mustafa Sönmeze göre de tasarruf göz boyamaca. Samimi olsalar ek bütçe yapar, ödenekleri yasayla kısarlardı. Yıl başlarken 2,4 trilyon açık verecek bütçe yapıyorsun. Şimdi tasarrufa gidiyorsan adını koyacaksın, yeni bir bütçe ile küçüleceksin. Önce harca de, sonra lafla tasarruf et. Kim ciddiye alır? Profesör Doktor İbrahim Öztürk'le bu pazar günü yaptığımız gerçek ekonomi programında, yani bu paketin açıklanmasından bir gün önce İbrahim Hoca neyi açıklayamayacaklarını tane tane anlatmış ve bu paketi bir gün öncesinden. Bakın nasıl çürütmüştü. Bir kere tasarrufun ana başlık kalemlerine bakınca herhangi gerçekten sadre şifa olacak kamu kesiminde, devlet kesiminde bir tasarrufun olmadığını görüyoruz. Burada ma makyajlar yaparak, boya badana yaparak dikkatlerden kaçırıyor. İsraf ve savurganlık üzerine kurulmuş olan sistemi düzeltecek tek bir tedbir yok saray rejimi hiçbir tutum değişikliğine örneğin gitmiyor. Saraya dokunacak hiçbir tasarruf yok. Bu halkı kandırma operasyonu çünkü halkın vicdanı kanıyor. Kaç haftadır Türk Hava Kurumu'nda bir, bir buçuk milyon TL maaş nedir ya? yüz bin TL maaş nedir ya? Yüzlerce binlerce adam ya. Emekliye ömrünü heba etmiş adama 10 bin TL'den bir kuruş sana fazla veremiyoruz denen ülkede bilmem bunların neyinde mavi boncuk mu vardır? Bir buçuk milyon TL utanır insan ya. Sarayın bir ödeneği var. Kimse ne olduğunu, niçin olduğunu, nereye gittiğini soramaz. kocaman bir saray kara deliği ne zaman ne kadar isterse o kadar artırmaktadır. Diyanetin bütçesi var. Tarihi İstihdam rekorları kırıyor. Her mahalli, her köşe başına Türkiye'deki 300 bilmem 50 civarındaki merdiven altı üniversitenin 300'ü 50'sinin de kampüsünde boş camiler attılar. Bunlara müezzin koydular. Bunlara imam koydular. Diyanetin bütçesi kontrolden çıkmış, eleman sayısı kontrolden çıkmış, milyarlarca TL'yi yurt dışında sözde İslam anlatıyoruz diye yemektedirler, bilmem ne yapmaktadırlar. Çünkü Diyanet üzerinden halkı beyinlerini dondurmakta, uyuşturmakta ve rey almaktadırlar. O yüzden de Diyanete dizginleme gelmiyor. Koylarda turizm bölgelerinde lüks tatil bölgelerinde Diyanet'in konaklama otelleri var kimse bunları kapatmaktan bahsetmiyor ve bu otellerde imamlar hacılar hocalar kontenjandan bedava sayılacak düzeyde gitmekte tatil belgelerinde tatil yapmaktadırlar. Bakın yine yap işlet devlet modeli var tünellerde köprülerde otobanlarda doğru mu Tuğran Bey hı hı. bunlardan dövize endeksli olarak Turan Bey geç, yolcunun geçmediği köprüler, uçakların inmediği havaalanları, Ziraat Bankası'ndan 1 milyara yakın kredi aldı tüpçü, borcunu ne? ödemiyor. Borcunun faizini ödemiyor. Niye ödemiyor? Niye ödemiyor? Çünkü o medya onun üzerinde gözükse de Recep Tayyip Erdoğan'ın medyası. Recep Tayyip Erdoğan yönettiği ülkenin kamu bankasını soyarak kendisine medya almış oradan halkı manipüle ediyor ve diyor ki senin konuşmana gerek yok sen bunu niye ödemiyorsun diye kimse senin kapına gelemez çünkü medyada benim para da benim sen orada benim suçumu sırtında taşıyorsun. Evet sarayın lüksüne, şatafatına ve israfına dokunmayan, dokunamayan bir sözüm ona tasarruf paketi o paketin gerçeklerini size özet bir şekilde anlatmaya, aktarmaya çalıştık sevgili seyirciler. Peki gerçek olan ne? Paket gerçek değil. Gerçek olansa özellikle sarayda israf kaldığı yerden devam edecek. Mesela Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konvoyu Öyle bir konvoy ki zaman zaman gündeme geliyor görüntüleriyle. Bu kez o konvoy geçerken bir kız çocuğu, evet bir kız çocuğu konuştuğu için gözaltına alındı. Bir gün gazetesinin haberine göre 16 yaşındaki bir kız çocuğu Erdoğan'ın konvoyu geçerken küfür ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Bir gün gözaltında tutulan çocuk yaya geçidinde beklerken hızla gelen araçtan korkup tepki gösterdim. Küfür etmedim dedi. Olay 12 Mayıs pazar günü İstanbul Sarıyer'de yaşandı. Onlarca araçlık, yüzlerce korumalık bir konvoy. Fakat 16 yaşındaki bir kız çocuğundan bile çekinen, korkan bir lider sevgili seyirciler. Dünya lideri deniyor ya. O 16 yaşındaki kız çocuğu ne demiş olabilir? Bir. İkincisi ben bir şey demedim, küfretmedim diyor. Velev ki küfretmiş olsa, velev ki bir anda korkuyla yanından hızla geçen arabalardan irkilmiş olsa ve ağzından kötü bir şey çıkmış olsa 16 yaşındaki çocuğu aldırıp karakola götürüp bir gün göz altında tutup sorgulamak nedir neyin liderliğidir neyin güç gösterisidir diye de sormuş olalım ve takdiri siz seyircilerimize bırakalım ve bugünkü programı da noktalamış olalım. Çarşamba günü güne bakış programı yok biliyorsunuz. Özgür Düşünce programı yayınlanıyor. Perşembe ve Cuma sabahları Türkiye saatiyle 7'de yine bu ekranlarda buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.